Kübra seni kurtarmak için mi hamileyim dedi? İnşallah öyledir. Kübra senden çocuk yapacak kadar akılsız bir kız değildir. Bence babasına engel olmak için ilk aklına geleni söyledi. Vallahi ben bunu beklemiyordum. Ha, o zaman doğruyu söylüyor. Gerçekten hamile olabilir yani. Bilmiyorum artık ne alsa. Beni ilgilendirmez diyorsun yani, öyle mi? Bak sen benimle neyin kavgasını etmeye çalışıyorsun ha? Doğru, haklısın. Pardon. Senin kadar sorumsuz birisiyle herhangi bir şeyin kavgası yapılmaz zaten. Gel, meraklanma. Bak içeride bilgi verirler, hadi. Baba. Baba, çok mutlu. Bak merak etme, 1000 kişi müdahale ediyor. İyi olacak, iyi haber alacaksın. Ben böyle olacağını bilseydim söylemezdim. Sadece sana bir şey yapacak diye korktum. Gerçek mi? Gerçekten hamile misin? Evet. Böyle öğrenmeni istemezdim Yiğit. Ben hiç öğrenmek istemezdim Kübra. Ne? Nasıl yani? Birbirimizi seviyoruz Yiğit. Biliyorum biraz erken oldu. Ama iki insan birbiriniz... Şey o tabii, yani küçücük bir şey o. Hem ben bebekleri çok severim. Yani sen de kucağına aldığında... Bizim o. Senle bana ait. Aşkımızın meyvesi o. Kübra sen kafayı mı yedin? Ha? Neden bahsediyorsun aşkımızın meyvesi? Ne diyorsun? Bana bak. Sen derhal o çocuğu aldırıyorsun, anladın mı? Ne gerekirse ben sağlarım ama bu çocuğu derhal aldırıyorsun, anladın mı? Yiğit! Kübra! Allah belanı versin. Bir bu eksikti. Efendim? Yiğit abi, biz hastanenin bahçesindeyiz. Nasıl oldu bu iş? Sana silahla mı saldırdı? Öyle oldu. Ama aldığının sopası yok. Adam bana bağırıp çağırırken yıldı. Siz Nihat Bey'e haber verdiniz mi? Tamam. Sakın gebereyim deme Sadullah. Kübra. Kübracığım.
Babana bir şey mi oldu yoksa? Ha? Neler oluyor Sibel? Müstakbel baba iyi karşılamadı durumu. Ya Kübra şu Yiğit için ağlama lütfen. Bir dakika. Ne oluyor? Ben sana taksit taksit anlatacaktım ama... Tebrik ederim Emir'cim. Amca oluyorsun. Ah Kübra ya. Ben sana demiştim diyeceğim ama... Derya, sırası değil. Geliyor. Emir ben çocuk falan istemiyorum anladın mı? Hepiniz manyak manyak konuşmayın. Bana yalan söyledin Yiğit ya. Seni Kübra konusunda uyarmıştım. Beni de inandırdın sevdiğine. Zaten sinirlerim tepemde. Senin höt zötünü çekemem anladın mı? Tatava yapacaksan yayan git. Allah kahretsin ya. Her yattığım kızla evleneceksem oho. Aldırır olur biter bu kadar. Sesini yükseltme kızlar şurada. Sana evlen diyen var mı lan? Senin bu pozların herkese geçer birader, bana geçmez. Bunu sen de biliyorsun. Kübra öyle herhangi bir kız değil. O Sadullah'ın kızı. Emir kes sesini. Sen niye sinirleniyorsun ki? Ha? Senin istediğin olmadı mı? Bak adam hastanede, kızı perişan. Sadullah'ın canını daha başka nasıl yakabilirsin? Ne yapmamı istiyorsun? Sadullah için üzülmemi mi istiyorsun? Ulan Kübra'nın ne günahı var? Şu kızın ne günahı var ya? Sadullah bizim günahımıza girdi, sen de Kübra'nın günahına giriyorsun. Tamam. Eve dönmedin inşallah. Ay yok yok. O eve dönecek kadar kafayı yemedim daha. Kevser Hanım'ın pansiyonuna yerleştim. Hemen sizin arka sokakta ya. Ya kızım ne gerek vardı? Burada ev var, bir ton oda var. Nedir yani? Rahat ettiremedik mi seni? Olur mu öyle şey Emir? Her şey için çok sağ ol. Da etrafa karşı yani anla beni ne olur. Ya peki ısrar etmeyeceğim ama... Bak, bizim evin kapısı sana her zaman açık. Bir şeye ihtiyacın olursa ara beni. İşin aslı şu. Babamla bu ara işle alakalı sıkıntılar yaşıyorum. Kavgalıyız. O gün senin yanında sıkıntı çıksın istemedim. Mesele bundan ibaret. Ben seni kaybetmeye dayanamam.
Sibel. Yüzüme bak. Bana bunları söyleyebilirdin Bora. Anlayışla karşılardım. İkimizin de çok sinirleri bozuldu. Şöyle şehir dışına bir yerlere mi kaçsak bir iki günlüğüne? Ha? Dinleniriz. Bol bol konuşuruz. Hem daha yakından tanırız birbirimizi. Yok Bora, gelemem ben. Ama günübirlik bir yerlere gitmek istersen olabilir. Değişiklik olur. Tamam. Ama ben seni çok özledim. Bu akşam yerlere gitsek mi? Hem ikimizin de kafa dağıtmaya ihtiyacı var. Hadi Sibel. İyi tamam. Üstümü değiştirip geleceğim. Stres bastı bu geceden ya. Meclisem kesmiyor. Kusura bakma kardeşim. Yarın büyük günümüz. Ayrıca herkes dinç olacak. Al bak bak. Eğlence ayağına geldi. Oo, bizim mahalle buraya çıkarma yapmış bu gece. Fazlası da var. Tanış tanış. Atla hemen atla. Şş, İyi geceler Sibel Hanım. Enişte beni tanıştırmayacak mısın? İyi geceler Ender. Aa, ayıp oluyor ama. Biz hanımefendinin komşularıyız ha. Ya biz sizin arabanızla tanıştık da sizle tanışmak bir türlü fırsat olmadı bak. Kısmet bugüneymiş. E arabayı da getirseydin ya. Biraz muhabbet ederdik, halini hatırını sorardık. Selim. Yürüsün bana. Bilader, elimi uzattım elimi. Tenezzül etmek yok mu? Musallat olma kardeşim. Hadi içkin iç sen. Ama ne demişler, hiçbir havada kalmaz. Sen kim oluyorsun lan, bizim elimizi sıkmayacak? Lan bu mekanın bodyguardı yok mu? Kim alıyor bu serserileri içeriye? Sen kime serseri diyorsun lan? Baba parasıyla adam mı oldun oğlum? Ender, Selim. Bırakın gitsin. Bakın emir büyük yerden. Bazı mekanlara cebine 3 kuruş para koyup gelmek de olmuyor. Adap bilmek lazım. Adabı senden mi öğreneceğiz lan? Lan oğlum, aman ısıcam lan burada. Ya yeter! Lan oğlum ya! Aa yeter be, vahşisiniz hepiniz ya! Allah Allah ya! Allah kahretsin ya! İyi misin? Ya yemin ederim sizi yağmur ormanlarında falan yaşamanız lazım. Şehir hayatı olmuyor size. Ya bırak onları, biraz koklaşırlar sonra barışırlar. Allah kahretsin ya, topuğum da kırıldı. Bizi koruduğun için teşekkürler. Şaşırdım. Önemli değil. Tabii bütün bunları beni etkilemek için yapmadıysan. Öyle olsaydı şimdi seni öpüp arabama götürürdüm. İstersen sevgilini bekletme. Gitme, vazgeç. Yani gidecekseniz de biraz kalın, dönün sonra.
Çaktırma. Neriman'a inat yapıyorum. Fark ettim. Az değilsin sen de. Şu yüzüğünü bana verir misin? Ben bugün bir ara yüzük bakacağım da tam parmağına göre olsun. Yok Emir, ya yüzük falan boş ver. Hadi canım, seninle bir yola çıktık. Her şey usulüne göre olacak. İstediğin model var mı? Klasik Aryans işte. İyi, hani tamam. Herkesinki gibi. Tamam. Elif uyanıcı öp benim için. Tamam. Öperim. Akşama ne yemek yapayım sana? Ne istersin? Karımı daha ilk günden mutfağı kapatacak halim yok. Dışarıda yeriz. Tamam. Pahalıymış. Bunlar benim bütçemi aşıyor. Yani daha uygun bir şey varsa bakalım. Yoksa... Tabii. Bir de şunları göstereyim. Bunlar biraz daha uygundur gram olarak. Bunlar klasik. Tamam. Bunlardan olsun. Siz şimdi ölçü bakacaksınız değil mi? Şu, şu eşimin parmağına göre. Şu olur. Tamamdır. Benim parmağım için. Şunaya bakın. Bir küçüğü olsa sanki daha iyi olacak. Tamam. Yiğit. Geldin. Gördün mü? Ne dedim ben sana? Yüzüne bile bakmıyor. Şerefsiz. Benim yüzümden. Babamla konuşmak için zorladım onu. Ya daha ilk dakikadan neler istedim çocuktan. Zaten yetersizim ki ben onun için. Ne yapsın o beni? Saçmalama kızım. Ne diyorsun sen ya? Yapma bunu kendine. Serseriliği nasıl haklı çıkarmayı becerdin onu anlamadım yani. Dur sen dur, ben göstereceğim sana onun gerçek yüzünü. Baba, ben odama geçiyorum. Bir şey isterseniz seslenirsin sen. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Kübra iyice büyümüş. Artık evlendirip torun torba sahibi olursun herhalde. Yok mu bir isteyeni? Kübra böyle iyi. Torun morun uğraşamam ben bu yaştan sonra. Hem Kübra olmazsa evdeki işleri kim çekip çevirecek ha? Ben el aleme vermek için büyütmedim onu. Canım, ölünceye kadar kız seninle oturacak değil ya. Elbet bir beğeneni vardır. Senden korkularından istemeye gelmiyor olabilirler. Yok, olamaz zaten. Kübra'yı bu halde kim ne yapsın? Kübra, Kübra gel gel, hemen gel. Gel de gör Yiğit'in gerçek yüzünü. Adamın evine şu anda hayat kadını kılıklı bir kadın giriyor. Hadi. Odada istiyorsun. Dur, dur. Senden başka bir ricam olacak. Bana Nihat'ları randevu ayarla. Bunun için bu kadar para.
Sen ben istemiyorsun. Bak. Sen randevuyu ayarla. Benimle görüşmeye ikna et. İçerideki kadın kim Yiğit? Kim o kadın Yiğit? Sadece arkadaşım. Arkadaşın öyle mi? Sen benim hayatımda gördüğüm en adi yalancısın. Bundan sonra sakın benim karşıma çıkma, olur mu? Ya Kübra. Sadece arkadaşım. Gideceğiniz yere kadar bırakayım isterseniz. Gamiyola çapkalı çakaları mı ulan? Karpuz muyum ben? Vallahi dört teker iki ayaktan iyidir her zaman. Ah ya canım. Ayakkabılarım bu arabadan fazlaydı. Ha bu külüstür. Yolda kalır, biz yine parkadan itmek zorunda kalırız. Haydi hanım, gazla. İki ayak dört tekerden iyidir. Çoluk çocuk serseri olur onda. Hele ki Yiğit. Bakma burada Basri Bey'in torunu diye herkes önünde düğme ilikliğe veriyor. İş bilmez, tahsili yok. İstanbul'da selam vereni olmaz. Baba, işin boyu bizi aşıyor. Bir yerden para bulmamız lazım. Bankadan kredi falan alamaz mıyız? Elimizdeki paranın dört katı para istiyorsun. Evi satsak mı acaba? Ne? Ha delirdin herhalde. Ya ben 25 yıl geri döneceğim diye hayal kurmuşum. Tam yerleştim. Hayatta sattırmam. İyi akşamlar. İyi akşamlar oğlum. Ya baba biz arabayı değiştirsek mi? Sermaye için mecbur satacağız da
Yenisini ne zaman alırız Allah bilir. İyi. Zaten habire yolda kalıp duruyor. Dedim gökten kadın mı düşüyor? Alıyor mu lan? Al. Ama ileride yengen olur. Ona göre. Yan gözle bakma. Kitap ayarıcı yaptım gitti. Anlat bakalım. Neyin var? Senin gibi olmayı çok isterdim biliyor musun? Benim gibi mi? Niye? Oğlum sende insanları cezbeden her şey var. Özellikle de kızları. Ya. Amcam haklıymış galiba. Bizim saltanatımız kendi memleketimizde. Ama sen... Sen nereye gidersen git, geçer Akçe olacaksın nerede. Meslek sahibisin, akıllısın. Göreceksin. Herkes sana saygı duyacak. Kızlar da. Sen geç Talkan. Sen daha kendinin farkında bile değilsin. Sağ ol ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.